Yemeklerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Bizim bonfile şiş yapıyoruz, yan yana yapıyoruz. Pidelerimiz var, kebaplarımız var, yöresel kebaplar var. Çözbez, ciğer kebabı, kuşbaşımız, zırh kıymamız, sucuğumuz var, güzel kendimiz yapıyoruz, dışarıdan almıyoruz. Bütün ürünleri de kendimiz imal ediyoruz. Şu anda bize ne yapacaksınız? Şu an size bonfile şişi tanıtmaya çalışacağım. Antrikottan biftek yapıp kiremitte onu göstereceğim. Şimdi bu bonfile hayvanda iki tane olur her bir tarafında. Şimdi bundan şiş yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi lokum gibi, balık gibi bir et bu. Bunu çiğnemeye gerek yok. Bu etin en yumuşak yeri porselen tabakta bile üzerine sıcak kızgın yağ döktüğünüzde pişen bir şey bu. Ben şimdi bundan bir tane kuşbaşı hazırlayayım. Düzerken bile parçalanıyor gördüğünüz gibi. Bunu çiğnemeye gerek yok. Yutup gidebilirsiniz. Evet. Şimdi bundan bir de kiremitte yapalım. Biftek tarzı. Bu şekil. Evet. Bak gördüğünüz gibi lif lif et. Böyle bırakıyoruz. Şöyle alayım bunu. Kiremitin özelliği ne? Doğal olması. Topraktan bir eskiden kullanılan kapkacak dediğimiz şeyler bunlar. Evet. Bunda pişim daha güzel olur. Daha orijinal olur. Toprağın suyu emme özelliği olduğu için krom gibi yakma yapmaz, çelikler gibi. Daha böyle sulu, daha güzel pişirir yemeği. Bunu böyle fırına veriyoruz. 10 numara yiyorsunuz. Ellerinize sağ olun. Sağ olun.